hafta sonuna sayılı saatler kala FRT ekranlarında karşınızdayız sevgili izleyenler. Ana haber bültenimiz başlıyor. Dualar şehit yüzbaşı Özekin için yapıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan ve Fethiye'de toprağa verilen yüzbaşı Özgür Özekin'in ölüm yıldönümünde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulup dualar edildi. Fethiye Merkez Yeni Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif'e yoğun bir katılım oldu. Mevlid-i Şerif'te şehit annesi Aliye Özekin'le birlikte çok sayıda kadın da yer aldı. Hakkari Çukurca ilçesinde düzenlenen saldırıda şehit olan ve Fethiye'de toprağa verilen yüzbaşı Özgür Özekin için ölüm yıldönümünde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulup Özgür Özekin ve tüm şehitlerimiz için dualarda bulunuldu. Fethiye Merkez Yeni Camii'nde Cuma namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerif programına şehit Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin, kardeşi Murat Özekin, Seydikemer Kaymakamı ve Fethiye Kaymakam Vekili Haktan Gökçekuyu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Fethiye Garnizon Komutanı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü İsa Eseoğlu, Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunarman, daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Yüzbaşı Özekin için Fethiye Müftülüğü din görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif okudular. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunarman ise Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin ve tüm şehitlerimiz için duada bulundu. Maalesef yine bir yangın haberi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Edinilen bilgilere göre saat 14.30'da ilçeye bağlı Karadere Mahallesi Kum mevkisinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına havadan 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 10 arasöz, 2 ilk müdahale aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği'ne bağlı 7 araç ile Muğla ve Antalya'nın yakın ilçelerinden çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ettiği yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak jandarma geniş çaplı çalışma başlattı. Okulların açıldığı şu günlerde sıkça gündeme gelen bir konu okul servisleri. Fethiye'de jandarma okul servislerini mercek altına aldı. Okulların açılmasıyla birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik timleri okul servislerini mercek altına aldı. Fethiye ilçe jandarma karakol komutanlığına bağlı trafik timleri Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde bulunan okulların çevresini ve yaklaşık 100 öğrenci servisini kontrol etti. Jandarma ekipleri öğrencilerin güvenliği için emniyet kemerinin yolculuk sırasında yaşanabilecek olan kazalarda büyük önem taşıdığını belirterek uyarılarda bulundu. Ekipler araçların stop lambalarının çalışır durumda olup olmadığı, kapasite üzerinde öğrenci bulunup bulunmadığının yanı sıra rehberlerinin olup olmadığı ve evrakları incelemeden geçirildi. Müzik
Kontrollerde evrakları eksik olan servis şoförleri uyarıldı. Ekipler ayrıca servis içindeki öğrencilerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığını da kontrol etti. Öğrencilerin neredeyse hepsinin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu gören ekipler, öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı takdir etti. Ekipler yeni öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken, uygulamaların sık sık devam edileceğini ifade ettiler. Ve vahim bir kaza Muğla'da Menteşe-Ula Karayolu Gülağızlı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Ula istikametinden Menteşe istikametine seyir halinde olan Mestan Tuncer yönetimindeki 48AAC817 plakalı araç, Gülağızlı Kavşağı'na geldiğinde kavşaktan Ula Göleti istikametine kontrolsüz dönüş yapan Selman Öztoprak yönetimindeki 48AU985 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine 112 Acil Sağlık Ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirli ekipleri, polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken kaza yerinden Mestan Tuncer, Bayır Muhtarı Serkan Avcı, Rus uyruklu Elvas Nazaronova, Elif Sakık, Aysun Baytaş ve Yazgül Göksu'yu yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildiler. Kazada 48AU985 plakalı araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken yanında yolcu olarak bulunan Rus uyruklu Elvas Nazaronova hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kaza anını kavşağa yakında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Kitabını Mayıs ayında Muğla'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da veren Hüseyin Anıl, Fethiye'de düzenlediği söyleşi ve imza gününde başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün olmak üzere bazı CHP'li yerel siyasetçiler hakkında zehir zemberek iddialar gündeme getirdi. CHP'den haksızca ihraç edildiğini savunan Bodrumlu gazeteci ve yazar Hüseyin Anıl, çeşitli iddialarda bulunarak yazıp eleştirdiği Muğla Oligarşisi'nin Serpilip Gelişmesi adlı kitabının tanıtımını Fethiye'de yaptı. Gazeteci arkadaşım çalışıyor muhabir. Tam mesaimiz bitti, çıkacağımız. Yani yaşı öyle küçük de bir insan değil şu anda, 55 yaşında. Kadın arkadaşım, iyi de bir gazeteci. Allah Allah, arkadaşım yanında mahcup oldum. Bir kadın geldi kapıdan, çalışanın. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap imza söyleşi etkinliğine Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ile Başkan Yardımcıları Mehmet Yılmaz Cesur, Mete Atay, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mert Demir ve bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Melih Gökçek Reisi şahsı, Osman Gürlü çocuğun başına amir diye atadığı adam, isim delikanlı CHP, Melih Gökçek. Kim o? Hüseyin Anıl kitabında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İddiaya göre Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda şehit babası Bahri Atakul ATM'den para çekmek için bisikletiyle yola çıktı. Atakul Atatürk Caddesi üzerinde tartıştı. MHP ilçe başkanı Hasan Şeyh'in saldırısına uğradı. İddiaya göre Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda şehit babası Bahri Atakul ATM'den para çekmek için bisikletiyle yola çıktı.
Atakul, Atatürk Caddesi üzerinde MHP ilçe başkanı Hasan Şeyh'in saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yola düşen Atakul'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kamera kayıtları var. Kamera kayıtları var. Efendime söyleyeyim, benim herhangi bir alıp veremediğim yok. Yani bu artık anlam veremiyorum. Yani bunu ne diyeyim, yani kamuoyunun da şeyine bırakıyorum. Olayın ardından ilçe başkanı Hasan Şeye aracına binerek hızla uzaklaştı. Darp edilen Bahri Atakul ise ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. 35 yıllık dalamanlı. Dalamanda ağaç üzerine değerli bir esnaflık yapan bir abimiz. Aynı zamanda özel bir durumu da var. Vatana, vatanın bütünlüğüne katkı sağlamış, çocuğunu veda etmiş. Dolayısıyla başına bir olay gelmiş. Bu olayın münferit bir olay. Kendisi biraz önce öyle cümle kullandı. Ben de o yoldan yola çıkarak söyleyeyim. Münferit bir olay olarak düşünüyoruz. Ancak tabii herkesin kime nasıl davranacağını bilmesi lazım. Çok değerli bir abimiz. Yaşadığı bu olaydan dolayı kendisine belediyemizin müdürleriyle encümen toplantısından sonra encümen üyelerimizle birlikte geçmiş olsun ziyaretine geldik. Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yeni dönemde 52 alanda 179 farklı kurs açılıyor. Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, hayat boyu öğrenme kayıtlarının devam ettiğini, 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeni dönem kurslarının açılacağını söyledi. Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerler için öğretime 1 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Bu yıl 52 alanda 179 farklı kurs için yaklaşık 9000 müracaatın gerçekleştiği, yıl sonuna kadar bu sayının 20.000'i bulabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 556 farklı kursta 18.122 kursiyere eğitim verilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bu yıl özellikle okuma yazma bilmeyenlere yönelik kursları devam ettirecek. Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, kurum olarak 2018-2019 yılı itibariyle 52 alanda yaklaşık 179 farklı kurs çeşidiyle duyuruya çıktık. İlk kez bu yıl internet üzerinden kayıt almaya başladık dedi. Kurum olarak 2018-2019 yılı itibariyle 52 alanda yaklaşık 179 farklı kurs çeşidiyle duyuruya çıktık. Bu dönem içerisinde Halk Eğitim Merkezi olarak ilk kez bu yıl artık internet üzerinden kayıtlar almaya başladık. Dolayısıyla vatandaşımızı, Fethiyelileri ta buraya kadar, kurumuza kadar yormadan internetin bulunduğu herhangi bir yerden Fethiye Halk Eğitim Merkezi'nin internet sayfasına girerek kişiler kayıtlarını yapabilirler. Halk Eğitim Merkezleri hayat boyu eğitim içerisinde bir süreklilik arz ettiğinden dolayı bizlerde şu an itibariyle kayıtlar hiçbir zaman sona ermeyecektir. Dolayısıyla bizim Fethiye Halk Eğitim olarak almış olduğumuz kayıtlarda sonrasında yeterli kurs yer sayısı bulduğumuz zaman ondan sonra ilk yaptığımız iş yer teminini bulup öğretmeni bulduktan sonra kurslarımızı açıyoruz. Dolayısıyla böyle kursların kayıt bitme süresi diye herhangi bir şey yok. Ancak çoğunlukla bizim açtığımız kurslar Ekim ayı 1 Ekim itibariyle hızlı bir şekilde başlatacağız. Tabii ki bu kurslarda çeşitlilik fazla. İşte emlaktan tutun yabancılık kurslarına kadar. Bunun yanında kurumumuz okuma yazma seferberliği kapsamında kurslarımız devam ediyor. Muğla bölgesinde geçen yıla kadar 65 kurs açtık ve bu kurslarda 352 okur yazarı
eğitimden geçirdik. Bu kurslarımız devam ediyor. Özellikle mahallelerde ve köylerde bulunan okur yazar olmayanları da vatandaşlarımız o en yakın okulla irtibata geçerek bilgilerini ulaştırırlarsa veya muhtarlarımız bize ulaştırırlarsa o bölgelerde de okuma yazma bilmeyen kişilere kurslar açmaya devam edeceğiz. Kurumumuzun halk eğitimi olarak talep edilen kurs veya olmayan kurslarla ilgili kurs programları da oluşturup bakanlığa gönderiyoruz. Yeter ki insanlarımız istedin. İstedikten sonra halk eğitimde 7 gün boyunca eğitim var. Herkesi halk eğitime bekliyoruz. Ayrıca şu anda açık lise ve açık ortaokulla ilgili kayıtlarımız devam ediyor. Bölgemizde de bu sayıda oldukça fazla öğrencimiz var. Normalde cuma günü bugün bitmesi gereken kurs kayıtları tekrar uzatıldı. 8 Ekim'e kadar açık lise ve açık ortaokul ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri devam ediyor. Bölgemizde bulunan bu arkadaşlarımızı muhakkak halk eğitime gelerek gerekli görüşmeler yapıp bu kayıtlarında yenilemelerinde fayda görüyoruz. Kaptan sürücü kursu başarısıyla dikkat çekiyor sevgili izleyenler. Fethiye'de yılların tecrübesiyle hizmet veren kaptan sürücü kursu MEB tarafından yapılan resmi sınavda yüksek bir başarı oranı yakaladı. Fethiye'de yılların tecrübesiyle hizmet veren kaptan sürücü kursu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi sınavda yüksek bir başarı oranı yakaladı. Bu başarının devamı için uygun ödeme kalitesi hizmet anlayışı sürdüren kaptan sürücü kursu yeni yönetmelik müfredatına uygun sınıflarıyla eğitimde kaliteden ödün vermiyor. Kaptan sürücü kursu komisyon üyesi İsmail Harımcı sınavların iyi olduğunu söyledi. Sınavlar iyi. Şu ana kadar kalan öğrenciler oldu, geçen öğrenciler oldu. Tabii yapabilenler geçiyorlar. Yok, pist alanı Türkiye şartlarına göre mükemmel, yani en iyi pist alanlarından bir tanesi. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Kaptan sürücü kursu direksiyon eğitmeni Hürriyet Çınar, öğrencilerimizin başarılarını kutluyorum. Hepsi başarılı oldu. İçinde bir iki eksiğimiz oldu ama onlar da heyecanla yenik düştü dedi. Öğrencilerimizin başarılarını kutluyorum. Hepsi başarılı oldu. İçinde bir iki eksiğimiz oldu ama onlar da heyecanla bazen yenik düştü. Aşırı heyecan olduklarından dolayı. Güzergahımız çok güzel. Sınav yapmaya gelen öğretmenlerimiz de çok mükemmel insanlar. Zaten bu işin eğitimini almış kişiler olarak geldiler ve başarılarımızı kutladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Gelecek olan öğrencilerimizi de başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdiden hepsine iyi günlerde, hayırlı günlerde güle güle kullanmalarını tavsiye ederim. İyi bir eğitimden sonra biraz da pekiştirdikleri zaman çarşı içinde de hiçbir yere ve mala zarar vermeden kullanmalarını temenni ederim efendim. Kaptan sürücü kursu olaraktan şu anda eğitim vermektesiniz ve sınava giren öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz hakkında vermek istediğiniz bilgi eğitim konusunda gerek personel konusunda nelerdir efendim? Personelimiz olarak da gayet bu işin eğitimini alarak geldiğimiz için ve uzun zamandır bu işi yaptığımızdan dolayı arkadaşlarıma ve kendi adıma hepsine teşekkür ediyorum. Sistem iyi şekilde çalışıyor. Yetiştirdiğimiz öğrenciler de bu konuda başarılılar. Zaten güzergahımız da Türkiye'nin birinci pist alanına sahip bir alan. Ama kavşaklarıyla, düz çizgileriyle, yokuşuyla, park alanına giriş alanlarıyla, yokuş kalkış desteklerini yaparak da burada belirli bir eğitim alıyoruz. Ve öğrencilerimizi de kutluyorum. Hepsi başarılı. Gelecek olan öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Doğru adres çok önemli. Onun için kaptan sürücü kursunu tercih etmelerini kendi adıma söylüyorum. Ve kaptan sürücü kursu adına söylüyorum. Şu anda hepsine başarılar dilerim. Kaçak göçmenleri denizde görmeye alışmıştık. Şimdi ise karada yakalandılar. Muğla'nın Milas ilçesinde emniyet güçlerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan aracın içinden 38 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler işlemleri için Milas ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Milas Grup Amirli ekipleri Söke Milas Karayolu'nda rutin yol kontrolü yaparken iki araçtan şüphelendi. Araçlar dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kapalı kasa minibüs ile emniyet güçleri arasında yaşanan kovalamaca 75. yıl Milas Devlet Hastanesi bölgesinde son buldu. Yakalanan aracın içinde yapılan aramada 38 Afgan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Ayrıca araçta uyuşturucu alımında kullanıldığı düşünülen bir de cam aparat ele geçirildi. Kaçak göçmen taşıyan araç sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken 38 göçmen ise işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Ekipler önce araç olduğu düşünülen diğer aracın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir aranın ardından spor haberimizle karşınızdayız. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Kadın her bedende güzeldir. Kendinizi özel hissedeceğiniz, güzelliğinize şıklık katacak seçkin markaların son koleksiyonlarını sizlerle buluşturuyoruz. Tesettür giyim çeşitlerinin en seçkin modellerinin yanı sıra eşarp ve şal çeşitlerimizle size farklı bir tarz sunuyoruz. Her bedene ve her zevke hitap eden Gelin Görünce 48 giyim ünlü markaları uygun fiyatlarla bulabileceğiniz adresiniz. Pazar Yeri Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, numara 110 Taksim 1, Fethiye'de. Daha temiz bir dünya, daha çok enerji düşüncesiyle başladık hizmete. Güneşten elektrik ürettik, düşük elektrik faturası sağladık. Durmadık, gece gündüz çalıştık. Dünya için, sizin için. Göksu Solar. Merkez adresi Bilim Sokak numara 5, Sun Plaza kat 13, Maslak, İstanbul. Fethiye Şube, İnönü Bulvarı numara 24 Taksim B, Fethiye Muğla. Telefon numaraları 0532 270 3164, 0532 386 0973, ofis 0212 367 9230. Güneş doğar, güneşten bize enerji sunar. Helal olsun Göksu Solar! Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir.
Sanlar Grup. Eve giden değil, evinize giden yol. Ellerimizle yoğurduğumuz hamurumuzla midenizi ziyafet yolculuğuna çıkarıyoruz. Kendi imal ettiğimiz dondurmayla yaz sıcağında dayanılmaz lezzeti midenize damgalıyoruz. Fethiye'de ilk yanık dondurmayı biz yapıyoruz. Çıtır çıtır baklavalarımız ve eşsiz lezzetlerimizle ziyafet yolculuğuna çıkmak isteyen herkesi Tatlıköy durağına bekliyoruz. Adres: Karaçulha Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 170 Taksim B, Çalıca Kapalı Pazar Yeri karşısı Fethiye'de. İletişim 0252 646 8485. Hesapla alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Kırmızı grupta mücadele eden Fethiye Spor Tokat'ı Tokatlı futbolcularıyla yenip deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor. Fethiye Spor bu maç için hazırlıklarını tamamlayıp Tokat'a gitti. Fethiye Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenerek bu maç öncesinde moral bulurken lacivert beyazların hemen hemen aynı kadroyla Tokat Spor maçına çıkması bekleniyor. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ligin 5. haftasında ligde 1 puanla 17. sırada bulunan Tokat Spor ile karşılaşacak. 1 puanla 18. ve son sırada bulunan Fethiye Spor arasındaki mücadele nefesleri kesecek. Tokat, Gazi Osman Paşa Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fethiye Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sancaktepe'yi yenerek tur atlamanın moraliyle ligde ilk galibiyetini de almak istiyor. Fethiye Spor bu karşılaşmada Tokatlı olan kaptan Alican Karadağ, Ahmet Turan Solakel ve Ahmet Çebe'nin ortaya koyacağı güzel futbol ile yenmek istiyor. Tokat Spor Fethiye Spor karşılaşmasını Bursa bölgesinden Hasan Kaçar yönetecek. Gündemimiz böyleydi sevgili izleyenler. Yarın tekrar FRT ekranlarında karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar.
Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.